Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Yeni akit kestede Şarık Türkistan'ın hazırkı ehvali tepsili tunuşturuldu. 10 dekabr İnsan Hakları Günü münasibeti bilen Yeni Akit gezdide Şarq Türkistan'ın hazırkı ahvali tepsili tunuşturuldu. Uygur Medya Şirketi İstiklal Televizyonu'nun müdiri Doktor Abdulvaris Abdulhalik Türkiye'de çıkan Yeni Akit gezdinin ziyaretini kabul kıldı. Ziyarette Doktor Abdulvaris Efendi muhbirga Xitay'ın Şarq Türkistan'da elip berivatkan bastırışlarının 70 yıldan beri devamlaşıp kelivatkanlığını. Ahırkı 3 yıldan beri Xitay'ın Şarkı Türkistan'da elip berivatkan bastırışı eğirleşip, çidiğusuz derecegi yetkerlikini, cümleden cüme namazı dini ibadetlerinden çekilengerlikini, ailesi namaz okuyduğalarının lagırgı tutkun kılınıgallıkını, şundaklı yakında lagır yaki türmelerden ataklık alımlarını öz içine alan nurgun Müslümanlarının cestini çıkırıp bergerlikini ve nurgullarının cestinin mi yok kılıvetligerlikini, Müslümanlar dinden çıkışkı mecburluğunu vatkallıkını, dinge işiniş çekilengerlikini, Xitay'ın Şarq Türkistan'da elip berivatkan siyasi bastırışları irki kırgın kılıç derecesine berip yetkerlikini bildirgen. Xitay'ın Şarq Türkistan'da elip berivatkan siyasi bastırışlarının irki kırgın kılıç derecesinin eşip yetkerlikini bildirdi. O şundakla özünün Şarq Türkistan'daki ailesi bilen birkaç yıldan beri körüşelmegenlikini, ailesindeki tukkallarının hazırkı ehvalinin kandak ikerlikini bilmeydiğallıkını bildirdi. İstanbul'da zulümnün yetimi resim körgazması ve Şarq Türkistan'da kişilik hukuk depsendikçiliki temizde yığın açıldı. 10. dekabr İnsan Hakları Günü münasibeti bilen İstanbul Zeytinburnu Akdeniz Zalı'da Xitay'ın Şarq Türkistan'da elip berivatkan insani depsendikçilikleri hakkında resim körgazması açıldı. Yığını İsa Yusuf Altekin vakfı teşkilleyen bulup, yığınğa Şarq Türkistan halkı ve Şarq Türkistan teşkilat yetekçilerden bulup 200'de kişi katnaştı. Yığın Şarq Türkistan Devlet Marşı bilen başlandı. Yığında Turan Tetkikatçılar Cemiyeti Reisi Adukat Hasan Basçı Pehlivan Efendi Şarq Türkistan'da kandak insani depsendikçilikler bulu atıdı temisi. İçilgan resim körgazması da yıllardın buyan tartkan resimleri bilen Şarq Türkistan halkının ahu zarını dünyaya anıltıp kilivatkan Uygur kızı Asiye Karakaş'ın uzun yıllık arxivlerden tallangan bir yürüyüş resim körgazma kılındı. Yığın Şarq Türkistan Devlet Marşı bilen başlandı. Yığında Turan Tetkikatçılar Cemiyeti Reisi Adukat Hasan Basçı Pehlivan Efendi Şarq Türkistan'da kandak insani depsendikçilikler bulu atıdı temisida. Şarq Türkistan Vakfı Reisi Doktor Muhiddincan Uygur Efendi Şarq Türkistan'ın hazırkı ehvali temisida Uygur Akademisi Başkatibi Doktor Perhat Kurban Tanrıtağlı hürmetki sazaver şahıslarımızdan lagırlarda şehit kılınış ehvalleri temisida. Şarq Türkistan Vakfı ve İsa Yusuf Alıptekin Vakfı Aksakallar Vekili Azası Abdullah Oğuz Efendi lagirdeki tutkullarının hazırkı ehvali katarlık temalarda söz kılıp Şarq Türkistan'ın hazırkı ehvali tepsili tunuşturuldu. Ahırda faaliyetki katnaşkıçılar resim körgazmasını ziyaret kıldı. Japonya'da Xitay cinayeti anlatıldı. 8 dekabr günü Japonya paytaxtı Tokyo'da Xitay'ın vatanımızda elip berivatkan cinayetlerine karata ispat beriş yığını ötküzüldü. İspat beriş yığınını Japonya Uygur Birliği bilen Japonya Kura Takikay uyuşması birlikte uyuşturdu. Yığın Japonya parlamentiga karşılık Kensei Kinenkan Sarayı'da ekildi. Bu ispat anlaş yığınına Türkiye'de yaşayavatkan ticaretçi, anısı ve ayalı hakkında İstiklal Televizyonumuzda tüncü katım ekranına çıkıp güvahlık berip, Xitay tecavüzçilerinin cinayetini ahbaratka aşkarlaşta başlamcı bulgan, şundakla bütün dünyada mı güvahlık beriş hareketinin başlıkçısı bulup kalgan Abdurrahman Hasan teklif bilen katnaştı ve söz kıldı. Yığınğa Japonya Parlament azası Sugita Miyo Hanım ve Nakamura Satoshi Efendiler Japonya Parlamenti Uygur Dostluk Grupısı'nı vakaleten katnaştı ve muhim söz kıldı. Onlar sözlerde Xitay'nın lagırlarına milyonlarca Uygurlarını kankölemlik tutkun kılgalıkını ve begunah Uygurlarını kamap, öldürüp cezalavatkallıkını bildirdi ve kattık ayıpladı. Şundakla ular Japonya Parlament azası bulu süpüte bilen Xitay'ını bu lagırlarını derhal takaşka Uygurlarını asas kılgan Şarq Türkistan halkıya erkenlik belişke çakırdı. Japonya'daki bir kısım televizya ve gezit jurnallarının muhbirleri yığının katnaştı ve haber kıldı.
Elazığ Türk Ocakları Şarkı Türkistan hakkında bayanat ilan kıldı. 10. dekabr Elazığ vilayeti Türk Ocakları Şöbe Reisi Birol Bulut Şarkı Türkistan'ın hazırlıkı içinişlik vaziyeti hakkında Xitayga karşı bayanat ilan kıldı. 10. dekabr İnsan Hakları Günü münasibeti bilen kılgan bayanatta munular tekitlendi. Tarihten beri dünyadaki zulüm ve insani defsendecilikler okşamağın şekilde devam kılıp atıdı. İnsani defsendecilikler dünyanın karanguluğu süpüde de insanların azap muşakkatlarına sebep olmakta. Hazır Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan insan defsendecilerinin tendişin tapkılı bulmaydı. Şarkı Türkistan'daki Müslümanlar Xitay tarafından kırgın kılınıp yok kılınmakta. Türklerinin atı yurtu çaylap defsende kılınıp atkan bir peyitte biz Türkler devlet başkuruğucu bulu süptümüz bilen Şarkı Türkistan'daki irki kırgıncılıkı karşı körmez bulup durmazlıkımız belki halk alemge anlatışımız lazım diğerlerini bildirdi. Xitay 2000 kazakka Şarkı Türkistan'dan çıkıp getişke ruhsat kıldı. 10. dekabr Kırım agentliği bergen haberde bildirilişçe Xitay'nın 2000 kazakını Şarkı Türkistan'dan Kazakistan'a çıkıp getişke ruhsat kılganlığı bildirildi. Haberde Kazakistan Taşkı İşler Ministerliği Akbarat İşleri Mesulü Aybek Sadat Yarov Akbarat ilan kılış yığını da Xitay taraf malum sebepler bilen Şarkı Türkistan'dan çıkıp getişke bolmaydı diyen 14 kazaklan bar işkerlikini Kazakistan Taşkı İşler İdaresi Xitay Taşkı İşler Ministerliği bilen sözleşişi arkalık Xitay'nın 2000 kazakını Şarkı Türkistan'dan ayrılıp Kazakistan'a çıkışka ruhsat kılış hakkında kilişkerlikini bildirdi. Xitay bir qatar alma aqli fonlarının Xitay bazarda setilişini çekildi. Fuju Sot Mahkemesinin çekilme kararı alma aqli fonlarının iPhone 6'dan başlayıp iPhone 10'ı bolgan modellerini öz içine aldıken. Dilogu temi bolgan alma aqli fon modellerde işiltilgen işki patentinin Amerika'nın Qualcomm şirketine tabi işkerliki ilgiri sürüldü. Bayanatta sözlerine orun berilgen Qualcomm şirketinin muavin başlığı Don Resenberg Xeridarlarımız bilen bolgan münasibetimizge alahide ehmiyet birimiz ve nahayeti az sot mahkemelerge müracaat kılımız. Bunun bilen birge akli mülük hukukunun koğduluşuğa üzül kesil işinimiz. Almı bizge tölem tölü mestilla pikiri mülükümüzden paydalanışını devamlaştırmakta diğerlerine kayıt kıldı. Almı şirketinin bu aktiki bayanatı da bolsa Qualcomm şirketinin mahsulatlarımızga çekilme koyguzuş yoldaki tirişçallığı kanunsuz kılmıştır. Dünyanın hemmeli yerinde tekşürlü vatkan bir şirketinin Bicarlarca urunuştun ibarettir. Barlık alma mesulatlarımız Xitay'daki xeridarlarımız üçün mevcuttur diyen ibarlarga orun verildi. Tayvan Huawei ve ZTE'nin köçme haberleşi eslehalarını çekildi. Tayvan Xitay Telekom şirketi Huawei ve ZTE'nin köçme haberleşi toru eslehalarının işiltilişini çekildi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Tayvan parlamenti Xitay şirketlerinin köçme haberleşi üst kurulması ve eslehalarını bihatırlık meselesini ilgili sürüp 5 yıl boyunca çekleşini karar kıldı. Hükümet vekilleri hafta ahırı boyunca devamlaşkan parlament müzakirleri de kanun çıkarıcılarını ve cemaatçilikini çekilmenin zorunlulukiga ve bunun uçur alakı sahasiga ziyan yetkizmeydiganlıkıga kail kılışkı tırıştı. Çekleme koyulgan şirketlerden Huawei Tayvan'da küçülük oranına ige. Şirketinin köçme haberleşiş eslehalarından başka yanfun ve başka köçme aparatları mı kan işiltildi. Huawei bunundan ilgiri mi Xitay devleti bilen alakası varlığı esleha ve aparatlarına mehbi uçuru yetkizdiğen arka işçilerinin uğrullaştırılığı ilgiri sürülüp Xeliköp devletlerde çekilengen ve onunla karşı çare tedbirler yolu koyulgan idi. Bunundan burun Avustralya ve Yeni Zelandiya Huawei'nin köçme haberleşiş eslehalarının devletlerde işiltilişini men'i kılgan idi. Japonya Huawei ve Zhongsheng şirketlerinin mahsulatlarını hükümet organlarında işiltişin çekildi. Japonya hükümeti düşenbe günü hükümet tarmaklarına buyruk çüşürüp, Xitay'nın Huawei ve Zhongsheng katarlık teknoloji şirketleri bilen soğudu toktamı tüzüşünü ve onlarının mahsulatlarını işiltişini çekildi. Washington Post'un ilgiri sürüşçe bu Xitay'nın Huawei şirketine nispeten yeni bir katımlık zor umutsuzluk hesaplandıken. Kanada 2. dekabr günü Amerika hükümetinin talebine binaen Huawei şirketinin baş buhalteri ve muavin baş müdiri Meng Wanzhou'nu kolga algan. Meng Wanzhou Amerika'nın İran'a yürgizgen embargosu'nu xilaflık kılış bilen ayıplengen idi.
Yaponiya Nikkei gazetasining xabar qilishicha, Yaponiya hukumatı sezgür uchurlarning pash bo'lib ketishidan saqlanish uchun yuqorqi qarorni chiqargan. Xabarda bayon qilinishicha, cheklash qarori yuqorqi ikki shirkat ishlab chiqargan kompyuter, mulozimetr va elektronlik aloqa asboblari qatorliq mahsulotlarni o'z ichiga olgan bo'lib, uningda hukumat tarmoqlari va qo'g'dinish qismlarining bu mahsulotlarni ishlatishi cheklangan. Xabarda Yaponiya hukumatining Xitoyning bu mahsulotlarga virus yuklangan bo'lishi mumkin degan andisha bilan yuqorqi qarorni chiqarganligi ilgari surilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.